Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü vardı malumunuz. Kendisinden 40-50 yıl sonra Deccaliyet'in etkisini artırıp Müslümanlara baskının şiddetleneceğini ve zulmün artacağını şu şekilde ifade etmiş Hutbe-i Şamiye'de. Kapımızı açalım. Uydudan anlar onlar. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yayılır, yüz olur. Bu zamanda hususen 40-50 sene sonra seyyiye, fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiye'nin, Müslüman nüfusunun hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Bakın ya, bu çok hayati bir konu ama bu vakte kadar bunu gizlenmiş olması, duymamış olması çok acayip. 40-50 sene ne zaman söylüyor bu suyu konuşmayı? Hocam 1950 Hutbe-i Şamiye 1951 sonrası için söylüyor. Hmm. 1951 için. Hmm. 1951'den sonrası. Yani 2001'ler için, bu dönemimiz için inşallah. Yani Bediüzzaman'ın bir kerameti daha. İslam alemine saldırıların yoğunlaşacağını, Deccaliyet'in iyice azacağını, kuduracağını söylüyor. Deccaliyet azıp kudurması ne demektir? Mehdi göğüs göğüsü onlarla mücadele edecek demektir. İnşallah. Yani Mehdi'nin o zulümatı dağıtacağını söylüyor Bediüzzaman. Savaşları durduracağını, kavgayı durduracağını, İnşallah. Terörü, anarşiyi durduracağını. Büyük bir dünya savaşı bekliyorlardı insanlar. Ama şu an bunu yapamıyorlar. Armagedon istiyorlardı, bunu yapamıyorlar. Yaptırmıyoruz. Bu savaşa engel oluyoruz. Müsaade etmiyoruz. Maşallah, inşallah. Buradaki toplantıların amaçları da oluyor. Yani yoğun bir Armagedon isteği var. Biz de yoğun olarak engelliyoruz. Mehdi talebeleri olarak. İnşallah. Mehdi öncüsü olarak. Ya acayip kararlılardı. Yani İran'a saldırmaya kararlılardı. İran'la savaşmak. İran'da İsrail'e saldırmaya kararlıydı. Caydırdık, vazgeçirdik. Konuşarak. Hatta nükleer savaş düşünüyorlardı. Yine vazgeçirdik. Birçok insan bunun haberi bile yok. Evet hocam, inşallah. Evet. Armagedon'u engelledik elhamdülillah. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Burada Üstad Hazretleri bir adamın bir günahından bahsediyor. Böyle Mehdiyeti 570 yıl sonraya yapmaya çalışan kişilerin hani bütün Müslümanlara da zarar vereceğine yönelik de düşünülebilir mi bu aynı zamanda? Bir daha söyleyeyim. Yani bir adamın bir günahı bir kalmıyor diyor. Bütün Müslümanları etkileyen bir kötülük yapmış oluyor diyor bir yaptığıyla. Yani Mehdiyeti 500 yıl sonra atmak isteyen bir kişinin bile yaptığı kötülük bütün Müslümanları olumsuz yönde etkileyebilir anlamında da düşünebilir miyiz? Evet. Bediüzzaman'ın harikasıdır bu. Fakat bunu tabii cümleyi kelime kelime alıp şerh etmek lazım. İnşallah. Yani çok acayip bir anlat. Çok acayip bir harika. Tam isabet, tam bir anlatım, dediğinde doğru, o şekilde şerh ederek onu ayrı bir video filmi haline getirin. Tamam hocam. Tabii inşallah. Belgesel olarak, belgeli olarak, çünkü o konuşma çok muazzam bir konuşma. İnşallah hocam. Yani Bediüzzaman'ın sözleri öyle okunup geçilecek gibi değil. Muhteşem izahlar. Ve aynısının ortaya çıkıyor. Bakın, insanların bilmediği bir husus var. Bediüzzaman bir şey söylüyor. Bakın, dikkat edin bir sözüme. Kelimesi kelimesine, harfi harfine, yılı yılına tam anlamıyla çıkıyor dediğim. Acayip bir insan. Yani böyle bir şey görülmemiştir. Yani peygamberimizden sonra böyle bir alim yok. Maşallah. Böyle bir alim gelmemiştir. Maşallah. Yani ben hocamdır diye yani hani böyle tarafkir hani cübbeli kafası hareket etmiyorum ben. Doğru yani ispat eder. Kardeşim bir insan bir şey söyler doğru çıkar. İki şey doğru söyler. Yıl veriyor, zaman veriyor, biçimini söylüyor, şeklini söylüyor. Dedikleri kelimesi kelimesine aynı çıkıyor. Kaç tane? Yüzlerce. Şimdi bu çok acayip değil mi bu? Maşallah. Yani metafizik bir insan. Çok acayip. Çok şaşırtıcı.